Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz bugünkü örgü çalışmamızda iki sırada bir tane çok güzel harika bir model paylaşacağım. Modelim için orta kalınlıkta bebe yünü ve 3 numarada şiş kullanacağım. Videoma geçmeden önce sizlerden ricam kanalıma abone olup yorum yaparsanız çok sevinirim. Yanındaki zili açtığınız takdirde bundan sonraki paylaştığım her yeni videodan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Dilerseniz hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. Şöyle yeteri miktarda ipimi bıraktım ve bir tane halka oluşturuyorum. Şişimi halkanın içerisine geçirdim. Bu şekilde ilmeklerimi çıkartıyorum. Modelimizin ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları artı 1 ilmekten oluşmaktadır. Sizler ne yapacaksanız onu boyutunda ilmeklerinizi çıkartabilir ve alt kısmına isterseniz lastik modeli de yapabilirsiniz. Ama bana kalırsa lastik gerektirmeyen bir model. Şimdi şu şekilde ilmeklerimizi çıkartalım. Ve sayarak devam edelim. 3 6 9 12 15 16 artı 1 de kenar ilmeği attık ve şöyle bir tane düğüm atıyorum ki açılma yapmasın. Tekrar bir sayalım. 3 6 9 12 15 16 4 8 12 16 artı 1 de kenar ilmeği çıkarttık. Şöyle fazlalık ipimizi de keselim. Evet Örgümün arka yüzündeyim şimdi. Modele geçmeden önce örgümün arka yüzünde bir sıra şöyle bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örerek sıramı tamamlıyorum. kenar ilmeğimi de düz ördüm sıramı tamamladım örgümün ön yüzüne geçtim şimdi modelimizin birinci sırasıyla başlıyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım 1 2 3 ilmek ters ördüm ipimi arkaya aldım şu aşağıdan ilmek çıkarttım sol şişime taktım ve düz olarak gördüm hemen yanındaki ilmeği örmeden sağ şişime aktarıyorum 1 2 3 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Dipten ilmek çıkarttım. sol şişime taktım. Bunu düz olarak ördüm. Ve yanındaki ilmeği örmeden sağ aktarıyorum. 1, 2, 3 ilmek ters ördüm. Dipten ilmek çıkarttım. Sol şişime taktım ve düz olarak ördüm Hemen yanındaki ilmeği örmeden sağ aktarıyorum. 3 ilmek ters örüyorum ve kenar ilmeğimi düz ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzünde ilmekleri yönlerine göre öreceğim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Burada dipten alttan ilmek çıkartmıştık. Bir ilmeği örmeden sağ aktarmıştım. İpimi öne aldım. Bu iki ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum ipimi arkaya alıyorum 1 2 3 ilmek düz ördüm 2 ilmeği birlikte ters örerek kestim yine 3 ilmek düz ördüm 2 ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum 3 ilmek düz örüyorum ve kenar ilmeğimde düz ördüm sıramı tamamladım Modelimiz bundan ibaret. İki sırada bir tekrar edecek. Şimdi sizlerle beraber bir tane model daha yapalım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra 3 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Şöyle dibinden ilmek çıkarttım. Sol şişime taktım. Bu ilmeği düz olarak örüyorum. Hemen yanındaki ilmeği örmeden sağ şişime aktardım. 3 ilmek ters örüyorum, dibinden ilmek çıkarttım, sol şişime taktım ve düz olarak ördüm. Yanındaki ilmeği örmeden sağ şişime aktarıyorum. 3 ilmek ters ördüm, dibinden ilmek çıkarttım, sol şişime taktım ve düz olarak ördüm. Bu ilmeği örmeden sağ şişime aktarıyorum. Yine 3 ilmek ters örüyorum. Kenar ilmeğim düz ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümün arka yüzüne geçtim. İlmekleri yönlerine göre örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek düz ördüm. 2 ilmeği ters örerek kesiyorum. 3 ilmek düz örüyorum. 2 ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Sıramı tamamladım. Evet modelimiz bundan ibaret. Gördüğünüz gibi takıldığınız yer olursa videoyu tekrar tekrar baş alarak yapabilirsiniz. Ya da yorumlar kısmından bana sorularınızı sorabilirsiniz. Kamera arkasında böyle krem ipimle de bu modeli çalışmıştım. Şöyle bu da sizlerle beraber yaptığımız küçük parçamız. Gördüğünüz gibi iki renkte birbirine çok yakıştı. Böyle yakadan başlamalı bebek yeleği yaparsanız bir krem bir bu hardal sarısı ipimizle çok güzel olur diye düşünüyorum. Bebek yeleklerinde kullanabilirsiniz. Bebek battaniyelerinde, hırkalarda, süveter yapımında, atkılarınızda istediğiniz her alanda kullanabileceğiniz kolay ve güzel bir model. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beni dinleyip izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videolarımı beğenip yorum yapmayı, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.